Sayın seyirciler, halk Cumhuriyeti'ni kutlarken Cumhurbaşkanı, Başbakan ve AKP'li bakanlar Marmaray açılışındaydı biliyorsunuz dün. Açılış 29 Ekim kutlamalarının gölgesinde kaldı. Halk motorlarla Üsküdar'a taşındı. Beklenen coşku sağlanamadı. İlk sürüşü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptı. İlk yolculuk için birinci vagona akın eden bürokratlar izdihama neden oldu. AKP hükümetinin asrın projesi dediği Marmaray, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, birçok bakan ve milletvekilinin katılımıyla açıldı. Japonya Başbakanı, Romanya Başbakanı. Hazırlıklar sabahın erken saatlerinde başladı. Halk açılışın yapılacağı Üsküdar'a motorlarla taşındı. Ancak açılış yine de 29 Ekim kutlamalarının gölgesinde kalmaktan kurtulamadı. Açılışa beklenen ilgi sağlanamadı. Kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Başbakan Erdoğan, Marmaray'ın özellikle 29 Ekim'de açıldığını söyledi. Marmaray'ı özellikle 29 Ekim'de özellikle 90. kuruluş yıl dönümünde açmak istedik. Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan ve AKP hükümetine Marmaray için teşekkür etti. Bu proje bugün ne mutlu ki hükümetimiz tarafından gerçekleştirildi ve açılışını yapıyoruz. Törene Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin yanı sıra Romanya Başbakanı Viktor Ponta ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut da katıldı. Ancak Somali ve Romanyalı başkanların törene niçin katıldıkları veya neden konuşma yaptıkları anlaşılamadı. İlk test sürüşünü yapmak için Cumhurbaşkanı, Başbakan, tüm bürokratlar ve konuk devlet başkanları istasyona indi. Ancak test sürüşü ilginç görüntülere sahne oldu. Bürokratlar birinci vagonda yer almak için vagona hücum etti. Görüntüler İstanbul'da iş çıkışında evlerine dönmek için metrobüslere ve otobüslere akın eden insanların görüntüsünü aratmadı. Bürokratlarla birlikte korumalar da binmeye çalışınca izdiham oldu. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kapıda sıkışma tehlikesiyle karşılaştı. Koltuğa oturan ilk kişi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu. Başbakan Erdoğansa Gül'ün hemen arkasında bir kolu sürücü koltuğunda test sürüşüne eşlik etti. Üsküdar Yenikapı arasındaki sürüşün 10 dakika olması bekleniyordu. Basın mensupları Yenikapı istasyonunda protokolü beklemeye başladı. Ancak bekleyiş uzun sürdü. Marmaray tünelinden geçen metro ancak 21 dakikada Yenikapı'ya ulaşabildi. Metro istasyona vardığında camları buhardan görünmüyordu. Evet, dün böyle bu görüntülerle açıldı. Peki bugün neler yaşandı? Bugüne bakalım. Daha ilk günden arıza haberleri geldi Marmaray'dan sayın seyirciler. Yolcular büyük bir heyecanla ilk yolculuklarını gerçekleştirmek için sabah saatlerinde Marmaray'a geldi. Ancak hevesleri kursaklarında kaldı. Elektrikler yolcuların Boğaz'dan geçişi sırasında kesildi. İstanbullular tramvaydan inerek Marmaray'ı yürüyerek geçmek zorunda kaldı. Boğaz'ı denizin altından raylı sistemle birleştiren ve yapımı 9 yıl süren Marmaray dualarla açıldı. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hayırlı olsun İstanbul. Başbakan Tayyip Erdoğan Marmaray için insanlık projesi dedi. Marmaray sadece bir İstanbul projesi değil, aynı zamanda bir insanlık projesidir. Ancak insanlık Marmaray'da yaya kaldı. Sabah saatlerinde İstanbulluların Marmaray'dan geçişi sırasında elektrikler kesildi. Kesinti nedeniyle sefer yapan tramvay rayda kaldı. Seferler iptal edilmiştir anonsunun ardından yüzlerce yolcu denizin altında mahsur kaldı. Üsküdar Sirkeci arası 4 dakika. Yolcular tramvaydan indi ve Marmaray'ı yürüyerek geçti.